Sevgili seyirciler, programımızda her hafta olduğu gibi yurt dışında memleket hasreti çeken siz gurbetçi vatandaşlarımıza özel görüntülerimizle başlıyoruz. Tatilin ayaklı Google'a hayatla beraber muhabiri Alper Tekbaş bu hafta dünyanın göz bebeği İstanbul'u sizler için görüntüledi. Yeditepe İstanbul'dan farklı insan manzaralarını ekranlarınıza getirecek olan turizm yazarı Alper Tekbaş, 4 gün 3 gece değil bir ömür boyu belediye yaşayın sloganıyla yola çıkan muhteşem bir projeyi de sizlerle buluşturacak. Şimdi ekranlarınızın başından hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü kıtaları buluşturan şehir İstanbul, görünmeye değer her yönüyle karşınızda. İstanbul'u dinliyorum, gözlerimi kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. İstanbul aşığı ünlü şair Orhan Veli'nin dediği gibi kelimelerin kifayetsiz kaldığı yeri anlatan en güzel resim İstanbul olsa gerek. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular. Fatih'in imzasını bir mühür gibi hisarlarına attığı bu muhteşem şehrin tarihi ve kültürel açıdan değeri ne kitaplara, ne filmlere, ne de kartpostallara sığıyor. Dile kolay, onca yaşanmışlık var hatıralarında. Her sokağında ayrı bir öykü, tutkulu, büyülü, heybetli, koca bir şehir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, sürekli özlenen, asla vazgeçilmeyen ve bırakın yaşayanı, bir kez göreni dahi adeta kendisine yıldırım aşkıyla bağlayan bir şehir İstanbul. Mistik sokaklarına, tarihi çarşılarına, manzarasına doyulmayan tepelerine ve o kendine has insanlarına karışıp İstanbul'u gezmeye doyamayan, hayatla beraber muhabiri ve aynı zamanda turizm yazarı olan Alper Tekbaş, bu keyifli gezintisi esnasında bir beyaz güvercinin kanadına tutunarak Ortaköy'den Boğaz'a, Yeni Cami'den Galata Kulesi'ne süzülmek vardı diye düşünerek, daima kendisini özleten şehri İstanbul'u sizler için adımladı. Bahçiz Forç İstanbul, eu quero tiki 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 ta. Bahçiz Forç İstanbul, eu quero tiki 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 ta. É nessa dança que meu boy balança e o povo me fora. İki kıtada hüznü sevinçle anlamlandıran İstanbul, aynı zamanda kimlikleri buluşturan bir şehir. İstanbul'da güvercinler bile kentin dokusunun bozulmadığı tarihi eserlerin önlerinde toplanarak adeta hasret çekenlere nispet yaparcasına bu tarihi dokunun keyfine varıyor. Yeni Cami'de afacan bir çocuğun sevinçle güvercinleri kovalaması da ah şimdi, şu anda İstanbul'da olmak vardı. Mısır atmak kuşlara diye iç çekenlerin hüzünlü hikayesini anımsatıyor. Ah şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım. Püfür püfür bir vapurun yan tarafında. Şu anda İstanbul'da olmak vardı anasını satayım. Yeni Cami'de mısır atmak kuşlara. Ah
şimdi İstanbul'da, şu anda İstanbul'da olmak vardı diyorsanız buyurun İstanbul'dayız. Alper'le tek başına değil, Türkiye'nin her yerindesiniz. Hayatla beraber, sizlerle beraber bu hafta dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzdan size sesleniyoruz. Dünyanın dört bir yanında vatan hasretiyle bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz, sizler için İstanbul'u keşfe başlıyoruz. Bu güzel şehri bizle gezmeye hazır mısınız? Salkım salkım tan yelleri estiğinde, mavi patiskaları yırtan gemilerinle, uzaktan seni düşünür düşünürüm İstanbul. Gurbet kokan dünyanın herhangi bir yerinden İstanbul'da olmanın hayalini şiirlerle, şarkılarla yaşayan insanların hasretlerini paylaşan muhabirimiz Alper Tekbaş, bu duygu ve heyecanla İstanbul'u sevdalılarıyla buluşturuyor. İlk olarak Eminönü'nü ziyaret ediyoruz. Bu bölge ezelden beri alışveriş ve ticaretin buluşma noktası ve yılın 365 günü insanların büyük ilgisini çekiyor. Çarşıları, kuleleri, tepeleri, hanları, camileri, hamamlarıyla şehri İstanbul'dayız. Gerçekten İstanbul dünyanın göz bebeği. Ne şairlere, ne yazarlara, ne ressamlara ilham vermiş olan bu şehir, aslında sahaflara sığmayan binlerce kitabın da ifade edemeyeceği kadar güzel, adeta kelimelerin kifayetsiz kaldığı, ülkeleri buluşturan bir şehir İstanbul. İstanbul'un nüfusu 14 milyona yaklaşırken 2012 yılında da İstanbul'a yaklaşık 10 milyon turist gelmiş. Amerika'dan, Almanya'dan, Rusya'dan, Orta Doğu'dan, dünyanın dört bir yanından. Biz de sizler için Hayatla Beraber ekibi olarak İstanbul sokaklarını geziyoruz ve şehrin nabzını tutacağız Hayatla Beraber'de. Şehirdeki ekonomi nasıl, gayrimenkul yatırımları nasıl, nereleri gezeriz, nereleri görürüz ve İstanbul'u nasıl yaşarız? Hepsi Hayatla Beraber'de sizler için. Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla bekle bizi İstanbul. Baharatçıları, kuru yemişçileri ve geleneksel Türk kahvesinin taze kokusuyla selamlıyor bizi Mısır Çarşısı. İnsanların kuyruğa girip büyük bir sabırsızlıkla nostaljiyi keyfe dönüştürdükleri kahveci dükkanları, çikolatacıları Eminönü'nü farklı kılan özelliklerden sadece birkaçı. Her fincanın içinde sevgili izleyiciler, şu anda mis gibi kahve kokuyor. Geleneksel Türk damak tadımız ve Türk misafirperverliğinin en güzel, en anlamlı içeceği, Türk kahvesinin en has, en ünlü yerine getirdim sizi. Evet, gördüğünüz gibi mis gibi kokuyor. Buradan ATV Avrupa ekranlarında Hayatla Beraber dünyanın dört bir yanında Türk kahvesini böyle o mis gibi kokusuyla özleyen tüm gurbetçi vatandaşlarımıza kahve tadında böyle güzel bir program yapmaya devam ediyoruz. Vallahi ben heyecanlandım burada bu koku karşısında, etkilendim. Size sorabilir miyim, bu kahvenin özelliği nedir? Özelliği taze olması. Günlük olarak çekip, üretip evlere gelen müşterilerimize veriyoruz. Taze taze pişirip içiyorlar. Dışarıda da çok dikkatimi çekti. Uzun bir kuyruk var. Yani kahvenin meraklıları bizzat gelip burada taze taze kahvesini çektirip evine götürüyor. Peki ATV Avrupa ekranlarında Hayatla Beraber'le bizleri izleyen gurbetçi vatandaşlarımıza buradan Eminönü'nden neler söylemek istersiniz? Valla geleneksel Türk kahvemizi biz 142 yıldan bu yana üretiyoruz. Burada gördüğünüz gibi sırayla satışımız var. Yani dünyanın her dört bir yanına da yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim geleneksel paketlerimizde, folyo paketlerimiz, teneke kutu paketlerimiz var. Bunları tüm marketlerinde, Avrupa'da marketlerinde bulabilirler. Gönül rahatlığıyla içebilirler. Sevgili izleyiciler, o zaman ne yapıyoruz? Türk misafirperverliğinin güzel damak tadı geleneksel Türk kahvemizle 142 yıllık bir kahvenin 40 yıl hatırı olur misali
sizleri burada Eminönü'nde bu duyguyu bizzat yerinde sizlerle yaşamaya çalışıyoruz. Ve gerçekten de çok keyifli şu anda. Eminönü inanılmaz hareketli ve dünyanın dört bir yanından bizi izleyen tüm izleyicilerimiz. Eminim ki şu anda keşke burada olsak, biz de şöyle taze kahvemizi çektirip de evimize gitsek, bir güzel bol köpüklü bir kahve yapsak diyordur. Ziyadesi müjdesi gönüllerin neşesi, ziyadesi müjdesi. Buradaki ziyaretlerimizi de sürdürüyoruz. Şu anda nereye geldik? Bir çikolatacı dükkanına. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bakalım, girelim içeriye. Bizi neler bekliyor? Hayırlı işler olsun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Selahattin Odabaşı. Selahattin Bey, dünyanın dört bir yanında bizi izleyen gurbetçilerimize buradan İstanbul'un göz bebeği Eminönü'nden iletmek istediğiniz duygu ve düşünceleriniz varsa alabilir miyim? Ne demek efendim? Köln'deki arkadaşlarıma Yakup var. Yakup Işıklar, Marco Polo'nun sahibi. Ona Hidayet Yiğit var. Oranın kuru yemiş kralı. Hepsine çok selam. Amerika'ya, New Jersey'ye hepsine çok selam söylüyorum. Hepsini çok seviyorum. Sevgili izleyiciler, şimdi Almanya'ya, Amerika'ya selam geldi. Biz de o zaman buradan gurbetçi vatandaşlarımıza çikolata yollayalım. Evet. Bu reklam olsun. Öyle mi? Değil mi? Öyle yapalım, öyle yapalım. Sevgili izleyiciler, ama bu sefer nasıl yapacağız? Dünyanın dört bir yanına gold çikolataları iflas edecek. Etmez ama, değil mi? Evet. Bu sevgili Murat kardeşim. Evet, bu benim için. Ben bitter seviyorum. Bu da sizler için. Serkan, evet, bir tane de Serkan'a da fıstıklı veriyoruz. Bitter mi? Pardon. Evet. Akif. Ya biz herhalde burada günü bitireceğiz. Evet, çikolatalar geliyor gördüğünüz gibi. Bütün dükkanı alıp sizin için Avrupa'ya geleceğim sevgili izleyicilerimiz. Peki, o zaman gezmeye devam edelim. Hayırlı işler olsun tekrar. Çok teşekkür ederiz. Hadi Anlatmakla da, gezmekle de bitmeyen bu şehirde Eminönü'ndeki Galata Köprüsü'nün altındaki restoranların yanı sıra köprünün hemen yanı başındaki tarihi balıkçılarda balık ekmek yemek de vazgeçilmezlerden. Eminönü'ne gelince tarihi Eminönü'ndeki balıkçılarda balık ekmek keyfi yapmadan gitmek olmaz. Ben de birazdan sizler için balık ekmeğin tadına bakacağım. Hayırlı işler, kolay gelsin. Bir tane alabilir miyim? Yurt dışından geldiğiniz zaman Eminönü'ne uğruyorsunuz ve burada balık ekmek keyfini, evet, gördüğünüz gibi, evet, arkamda Galata Kulesi, İstanbul. Muhteşem bir şehir. Tarihi Yarımada'da İstanbul'u ziyarete gelen binlerce turist Sultanahmet, Ayasofya başta olmak üzere birçok tarihi yeri keşfeden ve hayran kalan gözlerle dolaşıyor. İsteyenlerse şehri turistik gezinti amaçlı düzenlenen otobüslerle dolaşma imkanına sahip. Sevgili izleyiciler, İstanbul'a geldiniz ve İstanbul'un tarihi, kültürel değerlerini gezmek, görmek, keşfetmek istiyorsunuz. İşte size bir gezi aracı. Bu otobüse bindiğinizde hem information alıyorsunuz hem de İstanbul'un doğal güzelliklerini gezip görme şansına erişiyorsunuz. Gerçekten güzel. Biz de sizin için bu otobüse bindik.
Evet, hayatla beraber, sizlerle beraber İstanbul'u keşfetmeye, sizler için gezmeye devam ediyoruz. Merhabalar teyzeciğim, nasılsınız? İyiyiz. Valla İstanbul keyfi yapıyorsunuz. Ben de oturdum yanınıza, anne oğul. İstanbul sizin için neyi ifade ediyor? İstanbul bizim için tarih, kültür, yani neyimizi ifade etmiyor ki? Yani neslimizi ezelden, yani Osmanlı'yı düşünün. Hep burada işte bir tarih, hepsi. Yani ne bileyim, anlatılamaz ki, dile de gelmiyor yani. Anlatmak istesem de gelmiyor. Ne güzel anlattı aslında. Evet, dile gelmeyen, anlatılamayan bir şehir İstanbul. Peki buradan yurt dışında bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isterim? Gelsinler, görsünler tarih, böyle onun kokusunu içine alsınlar. Ne bileyim, şu doğayı görsünler. Yani Yaratan çok güzel yaratmış. Allah'a hamdolsun. Gerçekten çok güzel. İstanbul'u görmek gerekiyor yani. İstanbul başka. Evet sevgili izleyiciler, İstanbul'u görmek lazım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Evet, seni tanıyabilir miyiz? Tabii ben Dolunay. Yaşamak için, görmek için mutlaka buraları gezmeliler. Sonuçta burası bizim kültürümüz. İnsanlara bu kültürü tanıtmak için önce kendi kültürümüzü öğrenmemiz gerekir. Kendi kültürümüzü öğrenebilmemiz için de buralara mutlaka ulaşmamız gerekir diye düşünüyorum. Dolunay ne güzel açıklama yaptı. Önce kendi kültürümüzü öğrenelim ki biz de dünyaya tanıtalım. Gerçekten İstanbul, başka bir İstanbul yok. Ve ne mutlu ki biz de burada İstanbul'u tüm dünyaya, vatan hasretiyle gurbette yaşayan vatandaşlarımıza buradan paylaşıyoruz. İstanbul'un en güzel noktalarından birisi. Eski İstanbul diye ifade edilen. Öncülük yapıyorsunuz, gösteriyorsunuz. Sizlerden de sağ olun, Allah razı olsun. Gerçekten kültürümüzü tanıtmak lazım. Hakikaten her yerin tabii kendine öz güzelliği vardır ama İstanbul ayrı. İstanbul çok ayrı yani. Yaşanmak, görmek. O ruhunu, o kokuyu, atmosferi almak lazım yani. Anlatamıyorum yani. Evet sevgili izleyiciler, hayatla beraber, sizlerle beraber İstanbul'u gezmeye devam ediyoruz. Nereden İstanbul'a geliyorsunuz? Almanya'dan İstanbul'a geliyorum. Almanya'dan İstanbul'a geliyorum. Evet sevgili izleyiciler, İstanbul'un ortasında Almanya'dan İstanbul'a gelen iki tane vatandaşımızı bulduk. Peki buradan hayatla beraber mikrofonlarından Almanya'daki yakınlarınıza neler söylemek istersiniz? Eşim Fevziye, kızım Yasemin'e, oğlum Cem'e çok çok selamlar. Onları çok öpüyorum, özledim. Yakında görüşürüz. Ben de eşim Mehmet, oğlum Nuri, Alican yine oğlum, Meliha kızım. Onlara da selamlar, öpüyorum, onları özledim. Yakında görüşürüz. Sevgili izleyiciler görüyorsunuz, özlemleri gideriyoruz. Hayatla beraber de İstanbul'dan Almanya'ya biz de kocaman sevgilerimizi ve saygılarımızı yolluyoruz. O zaman hayatla beraber de inşallah Almanya'da da buluşmak üzere size veda edelim. Bir el sallayalım o zaman. Tatilin ayaklı Google'u, Hayatla Beraber muhabiri Alper Tekbaş, Yeditepe İstanbul'un bu meşhur Yedi Tepesi'ni nadide şehrin sokaklarındaki vatandaşlara sorarken hayli keyifli anlar yaşamanın yanı sıra bizlerle önemli tarihi bilgileri de paylaşıyor. Sevgili izleyiciler, İstanbul Yedi Tepe'den oluşuyor. Ayasofya'nın altı, Süleymaniye, Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan, Haseki'deki Sümbül Efendi Külliyesi, Beyazıt Camii ve Fatih Camii. Peki İstanbul'daki vatandaş Yeditepe'yi ne kadar biliyor? Onlara da soracağız. İstanbul Yeditepe, ediyorum günden güne, bir gün orada, bir gün burada arıyorum seni yine. Evet sevgili izleyiciler, demin ne demiştik? İstanbul Yeditepe. İstanbul'daki Yeditepe'den bana 3 tanesinin ismini söyleyebilir misin? Vallahi hiçbirisini bilmiyorum. Yeditepe Üniversitesi var, onu biliyorum. Evet sevgili izleyiciler, İstanbul Yeditepe Üniversitesi dedi. Reklama girdik. İstanbul Yeditepe. Evet. Yok. Aslen 6,5 tepeymiş. O bir tane tepe yarım olmuş. Onu da ama yine tepe olarak saymışlar. Öyle bir gördüm bir belgeselde. Bir şey söyleyeceğim. Peki hiç mi aklında İstanbul Yeditepe ile ilgili... Abi daha yeni 3 sene önce İstanbul'a taşındım. Almanya'da yaşıyordum önceden. Öyle mi? O zaman ya, ATV Avrupa ekranlarından biz sana Almanya'daki tanıdıklarını, akrabalarına selam yollatalım. Tamam. Bütün akrabalarıma buradan selam gönderiyorum. İnşallah yakında Türkiye'ye gelirler, görüşürüz.
Evet sevgili izleyiciler, İstanbul Yeditepe'deki ilk sorumuzu sorduk ve cevabında da gördüğünüz gibi Almanya'ya selam söyledik. Seni tanıyabilir miyiz? İbrahim Sarsılmaz. İbrahim'ciğim, İstanbul'un Yeditepe'sinden bana 3 tanesinin ismini söyler misin? Sanıyorum Haseki, Edirne Kapı, Süleymaniye. Evet, seni kutluyoruz o zaman. Süper. 3 tanesini bildi. Sofya da burada galiba. Tepelerde bir tanesi. Doğrudur. İnsanların çoğu yanılıyor aslında. Üsküdar Tepesi falan diyorlar ama Üsküdar Tepesi yok. Evet sevgili izleyiciler, hepimiz tepe deyince Çamlıca mı diye. Çamlıca evet gerçekten İstanbul'un en güzel manzarasının olduğu yer. Hayran kalanından. Gerçekten dünyada hani böyle bir bakalım denilen bir yer. Ama İstanbul Yeditepe, demin sizlerle paylaştığım tepeler. Birazdan ben yine sormaya devam edeceğim. Bakalım İstanbullular Yeditepe ile ilgili neler diyecek. Hep birlikte görelim. Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim. İbrahim'cim sana bir soru sormak istiyorum. İstanbul Yeditepe biliyorsun. Bunlardan 3 tanesini bana söyleyebilir misin? Tabii Süleymaniye Camii'nin olduğu tepe, Topkapı Sarayı'nın olduğu tepe, bir de Haseki Külliyesi'nin olduğu mekan. Vallahi seni kutluyorum. Muhteşem. Peki buradan son olarak ATB Avrupa Hayatla Beraber programıyla yurt dışında yaşayan tanıdıklarına selam söylemek ister misin? Tabii Almanya'da yaşayan kızım var. Uzun süredir görüşmediğim. Nurdan adı. Ona buradan selamlar gönderiyorum. Ve inşallah iyi günler geçirmesini diliyorum buradan yani ona. Yeditepe dar gelir, sen gittin gideli. Yüzün gülmez oldu, hadi dön geri. Yeditepe dar. Bugün hep soruyorum. İstanbul'daki Yeditepe'den 3 tanesini bana söyleyebilir misiniz? Yeditepe'den 3 tanesi. Çamlıca. Devam. Çamlıca'da kaldık sevgili izleyiciler. Süleymaniye. Bir tane daha söyleyelim. Kopya yok. Yok oğlum, kimseye baktığımız yok zaten de. Ondan sonra... Valla hatırlayalım. Evet sevgili izleyiciler, Çamlıca Süleymaniye dedi Selahattin abimiz. Ben size televizyon ekranlarında Yeditepe'yi açıklamıştım. Bakalım bundan sonrasındaki Yeditepe cevaplarımız nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ali Bey, öncelikle sana İstanbul Yeditepe biliyorsun. Yeditepe'den 3 tanesini, aklına gelen 3 tanesini sana soruyorum. Yeditepe halt etmiş ulan, Ortaköy Barkın tepeler bitti daha yani. Çamlıca Tepesi daha. Biz tanıyabilir miyiz? İsmim Ferdin Ercan. Ferdin Bey, İstanbul Yeditepe'den diyoruz hep. Yeditepe'nin bize aklınıza gelen 3 tanesi, 2 tanesi. Aklınıza ne geliyor Yeditepe'den? Şimdi arkeolojik olarak Sarayburnu'na bakmamız gerekiyor. Çemberli Taş, Fatih'in olduğu bölge, Nuri Osmaniye, ilk akla gelen 3 tepeleri. Peki Ferdin Bey, ATV Avrupa Hayatla Beraber ekranlarından dünyanın dört bir yanında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize, vatanımızı özleyen, bu ülkeyi özleyen, İstanbul'a gelmek için can atan milyonlarca gurbetçimize neler söylemek istersiniz? İstanbul'a gelsinler, mutfağı ayrı keyif, tarihi güzellikleri ayrı güzellik. Dünyanın çok az yerine nasip olan bir ülkedeyiz, içinden şehirdeyiz, içinden deniz geçen tek kent. Dünyaya baktığımızda İstanbul'a gelsinler, keyfini çıkartsınlar diyorum. Severim gelmişine, geçmişine ayıp sayıp. Bu güzel görüntüler hasretini çekenlere adeta "Ah İstanbul" dedirterek hüzünlü bir şekilde iç çektiriyor. Ah İstanbul, İstanbul, oh. Manzarasının güzelliğinden ünlü Fransız yazar Pierre Loti'yi kendisine hayran bırakan ve İstanbul'un en güzel seyir noktalarından biri olan Pierre Loti kahvesinden de bu kadim şehri ekranlarınıza taşıyor Alper Tekbaş. Ah İstanbul, beni büyüleyen isimlerden en büyüleyeni yine sensin demiş Pierre Loti. Neredeyiz? Pierre Loti terasındayız. Gerçekten İstanbul'u buradan izlemek ayrı bir keyif olsa gerek. Buyurun İstanbul'u bir de Pierre Loti'den size izletelim.
Sevgili izleyiciler, biz de Pierre Loti tepesinden İstanbul'a bakıyoruz ve kahvemizi yudumluyoruz. Welcome to Turkey, İstanbul. What do you think about in Istanbul? Istanbul is such a great city. It's our first time here. Yeah. And we spent a nice 1 week here and we enjoyed it so much. It's very beautiful. Yeah, and it's really different from all the other cities I've seen before. All the mosques, a completely different culture and the people there, so friendly. Yeah. It's awesome. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Almanya'dan İstanbul'a gelip hayran olan, İstanbul'un insanlarına, İstanbul'un doğal güzelliklerine hayran olan bir çiftle birlikte Pierre Loti'de sohbet ettik sizler için. İstanbul gerçekten muhteşem. Dünyanın neresinden gelirseniz gelin, sizi çok etkileyen, büyüleyen bir şehir. Hayatla beraber. Alper Tekber. Oh İstanbul, İstanbul. Sevgili izleyiciler, Pierre Loti Tepesi'ne çıktığınız zaman burada her türlü restoran, kafe, İstanbul manzarası ama aynı zamanda da konaklama imkanınız da var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü arkamda bulunan otel 67 odasıyla İstanbul keyfini, tarihi yarımadanın keyfini ve Eyüp Pierre Loti'nin farkını yaşamak için burada konaklama yapıp İstanbul'u bu açıdan da görme, tatma şansına sahip olabilirsiniz. İki kıtayı birbirine bağlayan teknelerle İstanbul'un iki yakasını dolaşan Alper Tekbaş, Boğaz'ın mavi sularındaki eşsiz görüntüleri de bizlerle buluşturmayı ihmal etmiyor. Araba kolu yanda çarptı, bayraklar dolanmış çap çapı. Sevgili izleyiciler, İstanbul'a geldiğiniz zaman böyle bir tekneye binip de İstanbul'un şöyle deniz havasını da almamak olmaz. Gerçekten şu anda arkamda Boğaz Köprüsü var. 1973 yılında Cumhuriyet'in 50. kuruluş yılı adına yapılmış olan 1560 metre uzunluğundaki Karadeniz'de Marmara'yı birbirine bağlayan bu köprü yüzyıllar boyunca da Akdeniz'le Karadeniz arasında ticaretin de çok önemli merkezi olmuş ve Boğaz'dan yılda ortalama 40 bin üzerinde gemi geçiş yapıyor. Gerçekten İstanbul muhteşem. Üç imparatorluğa ev sahipliği yapmış ve şarkılara sığmayan ilham kaynağı bir şehir ve İstanbul'a gelip büyülenmemek, aşık olmamak imkansız. Gerçekten dünyanın en kalabalık 20 şehrinden birisi ama dünyanın en güzel şehri İstanbul bence. Mutlaka İstanbul'a sizleri bekliyoruz. Dünyada ölmeden önce görmeniz gereken yerler arasında İstanbul mutlak ve mutlak olmalı. Sevgili izleyiciler, İstanbul'la ilgili çok ilginç bir ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul aslında binlerce yıl öncesinde ilk defa Kadıköy'de Fikirtepe'de kuruluyor. Ve sonrasında antik dönemlerde Romalılar eski İstanbul'a Ayasofya, Sarayburnu bölgesine doğru geldiklerinde şöyle bir karşıya bakıyorlar. Ve İstanbul Kalkedon, yani şu anki Kadıköy olarak kurulan İstanbul'a körler ülkesi diyorlar. Niye körler ülkesi diyorlar? Çünkü böyle güzel yerler varken nasıl burayı görmemişler de İstanbul karşıya kurulmuş diyorlar. Bize kalırsa da İstanbul'un Asya yakası da Avrupa yakası da her yeri birbirinden güzel. Onun için Üsküdar'da, Kadıköy'de, Beylerbeyi'de, sahil yolları da, caddeleri de, sokakları da, eğlence mekanları da İstanbul, İstanbul. İstanbul Boğazı'nın buluşma noktası Ortaköy kıyıları, ülkeleri, dilleri, dinleri buluşturan, insanları eğlence, gezip görme, yeme içme ile kendine özgü kucaklayan bir yer. Sevgili izleyiciler, sizler için İstanbul'u sokak sokak gezmeye devam ediyoruz. Ama şimdi öyle bir yere geldik ki mıknatıs gibi sizi çeken, büyüleyen bir yer Ortaköy'deyiz. İstanbul'a gelen buraya uğramadan gitmez. Biz de sizler için Ortaköy'e geldik ve Ortaköy'ün sokaklarını, Ortaköy'ün en güzel karelerini sizler için çekeceğiz. Ve hayatla beraber
ATV Avrupa ekranlarında sizlerle buluşturacağız. İyi akşamlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldin. Ali. Foto Ali Baba. Ali Baba foto. Foto Ali Baba. Ali Baba o zaman... Sembolize. Ben burada olmasam buranın tadı yok. Bak bir şey gösterebilir miyim sana? Allah'ını seversen bak. İnanmıyorsun bak. Şu mesajda ne yazıyor? Bak abicim şimdi bak. Hadi buyurun. Foto Ali mesajı bizi... Bak, mesajı sen okuyacaksın burada. Ben değil. Tamam mı? Bak ne yazacak çocuk şimdi orada. Okuy. Şimdi okuyabilirsin bak abi. Ali abi sensiz tadı yok buranın. Hiç şimdi anladık. Gördün mü? Yıllardır Ortaköy'de fotoğraf makinenle Ortaköy'e gelen binlerce insanı fotoğrafla kareliyorsun. Onlara en güzel hatırayı veriyorsun. Senin için Ortaköy neyi ifade ediyor? Vallahi Ortaköy deyince gençlerimizin sevgiyle buluşan, barışla buluşan, buraya gelip uçaktan inip buraya gelip fotoğraf çekip giden insanlarımızı gördüm. Ve beni burada arıyorlar inanın. Yani bayağıdır hizmet ediyorum insanlarımıza. Böyle güzel hatıra, ressamın tablosu televizyonda gördüm $30 milyon. Şu fotoğrafı 40'a 80 büyüsün evine alsınlar, iş yerine, ofisine mutlaka alsınlar. Avrupa'da da güzel insan akrabalarıma, Danimarka'da gurbetçilerimizi mutlaka Ortaköy'e bekliyoruz. Ve inanın nereye giderse gitsin İstanbul'un ama Ortaköy'ü mutlaka gelsinler, çok beğenecekler. Kolay gelsin, hayırlı işler. Nasıl gidiyor işler, güzel mi? Çok şükür, iyi gidiyor. Allah bereket versin diye. Ortaköy'e gelen herkes kumpir yiyor herhalde, değil mi? Burada evet, burada yeniyor kumpir. Açık büfe doyana kadar. Doymasınız getiriyorsunuz, tekrar dolduruyoruz. Onlar aynı ücrete tabi diyor. Vallahi süper. Peki Hayatla Beraber'le birlikte ATV Avrupa ekranlarından, dünyanın dört bir yanından bizi izleyen gurbetçi vatandaşlarımıza, bizim kanalımızda söylemek istediğiniz şeyler varsa alalım onu da. Burada herkese bol bol selam veriyoruz. Zaten Avrupa'da gelen arkadaşların çoğu şanslı buraya geliyorlar. Almanya'da olsun, bu ileriki günlerde zannedersem Paskalya tatili var. Baya geliyorlar buraya, bekleriz onları her zaman. Ben de çok selam ediyorum. Her zaman beklerim. Türkiye'ye geldikleri zaman kumpir yemeye biz de bekliyoruz. Türkiye'nin nabzının attığı, gündüzlerin geceye karıştığı, 24 saat yaşayan İstanbul'un İstiklal Caddesi'ndeyiz şimdi de. Yeni bir ülke bulamazsın. Başka bir deniz bulamazsın. Bu meşhur caddenin cıvıl cıvıl, eğlenceli ve bir o kadar da tarihi sokakları Alper Tekbaş'a ünlü şair Kavafis'in Şehir isimli şiirinin mısralarını hatırlatıyor. Bu şehir arkamdan gelecektir. Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir şehir bulamazsın, bu şehir arkandan gelecektir der. İstanbul nereye giderseniz gidin, sizinle gelecek, sizin kalbinizde, yüreğinizde yaşayacak. Keşke İstanbul'da olacağım diyeceğiniz kadar etkileyici bir şehir. Ve şu anda İstanbul gecelerine, İstiklal Caddesi'ne, milyonlarca insanın adım adım üzerinde yürüdüğü caddeye doğru sizler için ilerliyoruz. Bu şehir arkandan gelecektir. Sen yine aynı sokakta dolaşacaksın. İstanbul'un gençleri, özellikle güzel kızları da bu renkli caddenin müdavimlerinden. Merhabalar, İstiklal'i gezmeye geldiniz. Gayet de keyifli bir akşam. Ben size kız sen İstanbul'un neresindensin desem? Üsküdar. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Kadıköy. Evet, Üsküdar, Kadıköy, görüyorsunuz İstanbul'umuzun kızları ayrı güzel. Hayatla Beraber ATV Avrupa ekranlarından dünyanın dört bir yanında bizleri izleyen gurbetçi vatandaşlarımıza iletmek istediğiniz ya da yurt dışında akrabalarınız varsa söylemek istediğiniz duygularınız varsa alabilirim. Amcam Cem Aksoy, Danimarka'da. Öpüyorum, sizi çok seviyorum. Abim Civan Altınkaynak, Kanada'da. Seni çok seviyorum. Evet sevgili izleyiciler, görüyorsunuz hasret İstanbul'da. Burada sizlerle birlikte buluşuyor, uzaklar yakın oluyor ve İstanbul'dan biz de sizlere gönül dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz ve İstanbul sokaklarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Ve Kız Sen İstanbul'un Neresinden çok güzel bir parça. Biz de Kız Sen İstanbul'un Neresinden'in Üsküdar ve Kadıköy'ünü burada bu güzel kızlarımızla tamamladık. Peki o zaman çok teşekkür ederiz, iyi eğlenceler diliyoruz size. Başındaki tozlu yoldan Kadıköy, Kadıköy Üsküdar'dan. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Kız sen İstanbul'un neresindensin?
Belki hemen herkesçe bilinir şehri İstanbul'un hikayesi, fakat hayatla beraberdeki İstanbul bölümümüzde kısaca değinmeden geçmek olmaz diyoruz ve satır başlarıyla paylaşıyoruz sizlerle bu dünyanın göz bebeği kentin stratejik özelliklerini. Mazisinde 3 imparatorluğa başkentlik yapmış ve İstanbul Boğazı'nın iki yakasında yaşayarak iki kıtada kurulmuş kent olarak dünyada ün yapmış bir şehir İstanbul. Kültür miraslarının zenginliği, coğrafi konumu ve eşsiz doğal güzelliklerinin yanı sıra doğal bir liman olan Haliç'e sahip olması, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan ticaret yolları üzerinde bulunması, İstanbul'un nadide bir şehir olma sebeplerinden sadece birkaçı. Transit bir merkez olarak Karadeniz kıyısındaki ülkeleri dünyanın öbür ucuna bağlayan İstanbul Boğazı'yla da adeta tüm insanlığın sevgi ve barış sembolü olan bir dünya kenti İstanbul. Öyle ki bu saydıklarımızın yanı sıra daha sizlerle paylaşamadığımız birçok güzelliğiyle İstanbul, yurt dışındaki yerli ve yabancı turistler tarafından da en çok merak edilip ziyaret edilmek istenen yer olma özelliğine sahip. Bizden söylemesi, eğer hala İstanbul'a gelmediyseniz veya uzunca bir süredir görmedim diyorsanız hiç beklemeyin ve hemen ilk fırsatta her geçen gün daha da büyüyüp güzelleşen dünya mirası bu muhteşem şehri ziyaret edin. İstanbul. İstanbul 3 hece: doğmak, yaşamak, ölmek. Alper Tekbaş bu hafta dünyanın göz bebeği şehrimiz İstanbul'dan sizlere seslendi. Hasret, gurbet, buram buram toprak kokan bir sevdadır yaşamak, sizlerle paylaştıkça çoğalan. Hayatla beraber, sizlerle beraber, hayatın içinden ne varsa sizlerle paylaşmaya, bölüşmeye devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında bizleri hasretle, sevgiyle izleyen sevgili izleyicilerimiz, bizlerden sizlere İstanbul'dan gönül dolusu sevgi ve saygılar sunuyoruz.